T24'te yerel seçimleri ele alacağız yine ama bu sefer biraz daha farklı bir düzlemde. Belki de en somut düzleminde, en yerel düzleminde. Çünkü yerel seçim ne zaman konuşursak bazı seyircilerimizin de eleştirisi, bunu da paylaşalım. Gözümüz yükseklerde, işte bakanlar ne diyor, milletvekilleri ne diyor, belediye başkan adayları, büyükşehir belediye başkan adayları neler diyor vesaire. Bir de muhtarlık var. Muhtarlık o kadar önemsenmeyecek bir şey mi, konu mu? Muhtar nedir? Sadece işte önüne uzattığınız kağıda bir damga vuran, ikametgah vesaire bunları bize veren birileri mi? Yoksa olay daha mı derin? Bu konuda eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Bu hafta içinde bir aksilik olmazsa iki muhtar yayınımıza çıkacak. Daha doğrusu biri çıkmış durumda. Seval Özkan yanınızda. Hoş geldiniz. Hoş. Kadıköy Sahra-i Cedid, yanlış söylemedim. Evet. Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı Seval Özkan. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz şimdi iki dönem muhtarsınız. Hakkınızı yemeyelim. 1,5 dönem değil mi? Bir Şimdi yeni buçuk bir dönem dönem. Bir buçuk için. dönem çünkü ara seçimle Ara seçimde geldim, seçildim. geldiniz. Evet. 2011 Haziran seçimleriyle bir tam dönemimi şu anda tamamlıyorum ve bu dönemde de evet adayım Sahra-i Cedid'de. Anladım. Bu sarayda yapılan toplantılar var. Cumhurbaşkanı muhtarlarla görüşmesi, ona gittiniz mi? Ben katılmadım. Onun için mi Evet, tekrar aday katılamadım. oldunuz? Bir sonrakine katılmak için oraya gidelim. Peki, Neden oldu. olmasın? Şimdi ben espriyle girdim ama onda bir şeyde gerçek payı da vardı. Muhtar, yani ne yapabilir ki? Neyi değiştirebilir ki? Muhtar deyince bunun hem yasal zemindeki yerini hem de neler yapabileceğini, neler yaptığını bir muhtarın bize açıklayabilir misiniz lütfen? Tabii. Öncelikle aslında muhtar gerçekten demokrasinin temel taşı, yerel yönetimlerinde en düşük, en ilk kademesi olan bir yer. Ve klasik anlayışa baktığınız zaman genelde evrak veren, evet sizin dediğiniz gibi evrak veren, üreten bir kurum olarak biliniyor. Aslında belediye kanununun değişmesiyle ve büyükşehir yasasının da çıkmasıyla değişen bir takım sorumlulukları da var, yapabilecekleri de var. Belediye kanununun 9. maddesi, ben hep oraya atıfta bulunurum, 9. maddesinde der ki muhtar mahalleyi muhtar ve ihtiyar heyeti yönetir. Ancak ikinci fıkrasında da der ki gönüllülerden kendisine yardım edecek kişileri bu işe katabilir işin özünde. Ve mahallenin çok ciddi yükümlülükleri vardır muhtarın. Mahallenin işte sorumlulukları, sorunlarını, ortak belki çözümlerini iletmek kurumlara, temsiliyetini yapmak gibi. Bütün bunları da şimdi büyük şehirlerde, yani bizim işte 26 bin seçmenimiz var, yaklaşık 40 bine gelen bir nüfusumuz var. Sizin içinizde yani, bizim şu anki mahallenizde. mahallemizde. Evet. Mahallenizde. Şimdi böyle bir yerde çok ciddi yükümlülükler, işte mahalleyi temsil edeceksiniz, mahallenin sorunlarını belirleyeceksiniz, mahallede mahallelilik kavramını geliştireceksiniz, projeler yapacaksınız. Tek başınıza veya ihtiyar heyetinize yapmanız bunu çok mümkün değil. Dolayısıyla gönüllüleri katma işi ve farklı sosyal muhtarlığa doğru giden bir yapı da var. Bunu katabilmeniz çok mümkün. Yasal zemininde hiç herhangi bir sıkıntı da yok. Ve bu düzlemde biz Sahra-i Cedid olarak da 2011 yılından beri değişik işler yapıyoruz. Yani klasik muhtarlık dışında sosyal projeler olsun ya da mahallenin sorunları olsun çözüm üretip bu çözümleri ilgili kurumlara götürüp sonuç Ne tür sorunları alabiliyoruz. mesela çözebiliyorsunuz ya da çözmeye çalışıyorsunuz? Hangi sorunları? Şöyle diyeyim, mesela bir mahalle meclisimiz var. Bununla oluşturduğumuz altında da komisyonlarımız var. Mesela çok öne çıkan İstanbul'un çok ciddi bir sorunu trafik sorunudur. Bizim mahallemizde bundan nasibini alıyor. Çünkü ikinci köprü, birinci köprü, E5 çok kilit bir noktada Sahra-i Cedid Kadıköy'de. Dolayısıyla trafikten muzdaripiz. Bir trafik komisyonumuzda çalışma yaptık mahalle haritası üzerinde ve Atatürk Caddesi'nde çok ciddi bir sıkıntı vardı. Mesela orada ufak bir dönüş şu anda o sıkıntıyı halletmiş durumdayız ve orada trafik tıkanmıyor. Bizim mahallemizdeki yaşayan insanların ürettiği çözüm önerileri sonucunda değerlendirilmiş ve İlginç, uygulamaya ilginç. alınmış bir şey. Muhtarlık düzeyinde trafik sorununa kısmi de olsa bir çözüm. Bunu pek Kısmi ufak hepimiz bir belki de bilmiyoruz. rahatlatma ama tabii mesela kontrolsüz kavşaklarımız var. Bu kontrolsüz kavşaklarda sıkıntı yaşanıyordu. Oraya işte bir göbek yapılması, bir trafik işaretleri yönlendirme yapılması, bizim yine mahalleden çıkan arkadaşların önerileriyle gerçekleştirilen
çözümlerdir. Mesela parklanmayla ilgili, yine park edilmesiyle, edilmemesiyle ilgili. Hı-hı. Ya da tek yön, çift yön talepleri değerlendirmesi gibi trafiğe ufak tefek dokunuşlar, ufak rahatlatmalar sağlayabiliyoruz. Tamam. Başka ne tür sorunlara dışında, çözüm arıyorsunuz? Daha çok mesela yine kadınlar ve çocuklarla ilgili çok ciddi talepler geliyor. Mesela nasıl? Parklar, aydınlatması az olan sokaklar, parkların kullanım alanlarının çocuk yaşlarına göre ayrılması gibi. Bunlar da mesela ihtiyaç olan yerlere düzenlenmesini sağlıyoruz. Mesela işte ışıklandırmanın arttırılması, parklardaki çocuk alanlarının arttırılması gibi taleplerle gidiyorsunuz. Ve bunları siz ifade ettiğinizde yetkililerden bu talepler gerçekleşebiliyor. Mesela 3 tane yeni park açıldı bizim mahallemizde bu dönemimizde. Sadece son bu 4 yıllık, 5 yıllık çalışma döneminde. Ki boş bir alan, atıl alan, oranın park yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani yerel yönetimle görüşerek. Yani sonuçta onu yukarıya iletiyorsunuz. Yukarının benimseyip benimsememesi, duyarlı olup olmamasına bağlı olarak sizin sorununuz çözülebiliyor. Tabii çözülmediği zamanlar da oluyor ama sonuçta hakikaten ilettiğiniz diyalogla ve hakikaten sorunu doğru ifade edip doğru yöntemle giderseniz de çözüm alıyorsunuz. Mesela 2 tane çok büyük problemi çözdük. Şimdi onu da söyleyeyim. Çok lütfen. Yakın zamanda mahallemizde bizim bir Anadolu Lisesi yoktu. 1 senelik bir çalışma yapıldı mahallede. İmza kampanyaları, basın açıklamaları, işte pazarda çalışmalar, mahalle sakinleri, velilerin aktif katılımıyla yapılan ve şu anda mahallemizde bir Anadolu Lisesi var. Ortaokul dönüştürüldü. Melahat Akkutlu Ortaokulu Anadolu Lisesi'ne döndü. 5 sınıfta 160 öğrenci var ve dönüşüm tamamlandığında bütün okul Anadolu Lisesi'ne eğitim vermeye başlayacak. Çok ciddi bir ihtiyacı karşıladı. Bir diğeri de aile sağlığı merkezimiz yoktu mahallemizde. İkinciye ihtiyaç vardı nüfus yoğunluğu nedeniyle. Şimdi o da açıldı. Bir aydır hizmet veriyor. Hatta yarın saat 5'te de açılışı yapılacak resmi olarak. Yani bütün bunlar mahallelinin dahil olması, muhtarın işte bu sorunla ilgilenmesi, ilgili kurumları harekete geçirmesi sonucunda elde edilmiş kazanımlar mahalle açısından. Kadınlar dediniz, çocuklar dediniz ki eğitim de aslında bunun bir parçasıydı. Şimdi aslında belki de sizin ne diyelim, eğer yanlış ifade edersem düzeltin beni ama neredeyse herhalde boynunuzun borcu bu konu. Çünkü Türkiye'de 50 bini aşkın muhtar var. 50.292 muhtar ve kadın muhtarların adayı oranı çok düşük. Evet, sadece maalesef. 674 kişi. Evet. 674 kadın. Dolayısıyla bu az sayıda muhtardan, kadın muhtardan biri olarak herhalde kadınlara yönelik pek çok şeyiniz var. Yani uğraştığınız konu var. Ne mesela? Evet, en ciddi, çünkü biz de yaşıyoruz. Hı-hı. En büyük problemi toplumda yaşayan kişiniz. Böyle projeler yaptık pilot bölge olarak 2011'den beri. Birkaç kademeli kadının eğitilmesi, özellikle mahallede yaşayan her tür kadına bilgilendirme, tüketici hakları, sağlıkla ilgili, vatandaşlık hakları ile ilgili projeler uyguladık. Ve ilgili değişik STK'larla birlikte yaptık bunu. Tek başımıza da değil, destek alarak. Mahallemizin okullarında, mahallemizin camisinde eğitimler verdik kadınlara. Dolayısıyla onları topluma hani daha aktif hale getirmek, özellikle bir bölümde bilgi eksikliklerini kapatmak. Sonra kadına şiddet çok ciddi bir problem. Gerçekten çok önemli. Onunla ilgili ne yapabiliyorsunuz? Bununla ilgili de onların haklarını, yasal hakları nedir böyle bir şey olduğu zaman. Çünkü şöyle düşünüyor insanlar. Hani daha yerel büyük şehirlerde gelişmiş, daha eğitim düzeyi daha yüksek kesimlerde kadına şiddet yokmuş gibi ya da olmazmış gibi düşünüyorlar. Oysa ki eğitim düzeyi düştüğü zaman belki daha fazla ifade edilebiliyor ama yükseldiğinde ifade edilmese de maalesef şiddet var. Dolayısıyla bu konularla ilgili de nasıl önlenebilir, yapıldığında nerelere başvurması gerekir? Bu projeleri gerçekleştirdik. Kadınlar çok önemli gerçekten. Bu bilgilendirme toplantılarını da önemsiyorum. Sonra kurslar ilgili kurumlarla, yine belediyeyle, halk eğitimle bir arada yine kadınlara yönelik kursların düzenlenmesini mahallede sağladık ve bunları da devam ediyoruz. Ayrıca bu biraz önce bahsettiğim parkların aydınlatılması, sokakların daha aydınlık hale gelmesi de yine kadınların talepleri üzerine hep oluyor. Güvenlik yani sorununu. Güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için. Çünkü gece dışarıya çıktığında işte belki otobüs durağının yerini değişmesi ya da ışıklandırmayla bağlantılı olarak çıkabiliyor ki
Hep bunlar devam ediyor. Daha çok bir de kadınlardan gelen, bazen mahalle sakinlerinden de gelen taleplere göre de yönlendiriyoruz ama hani bunlar içinde olduğum ve bir fiil devam ettiğimiz 3 ayrı proje gerçekleştirdik bununla ilgili, böyle paket 12 tane eğitimler vererek. Devam edeceğiz buna. Ekonomiyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Benim asıl branşım iktisat. Hani nasıl yönetilir, işte para yönetimi gibi eski bilgilendirmeler de bankacısınız. Evet, evet. Evet, bunlar devam edecek ve yapıyoruz. Aslında size mahallenizi nasıl yönettiğinizi soracağım ama bu arada Facebook'tan bizi izleyebiliyorsunuz. İzlemekle kalmayıp soru da sorabiliyorsunuz. Birkaç tane replik var burada ama daha çok genel ortamımıza bağlı olarak siyasi notalar burada ağırlıklı. Yerele geçmek, hemen yakınımızda dokunabileceğimiz sorunlara ve kişilere, ki en yakın yönetici herhalde muhtar değil mi? Evet. Dokunulabilecek kadar yakın. Aynen. Onlara ilişkin ilgin herhalde artması gerekiyor. Şimdi muhtar sizsiniz. Nedir? Sizin yanınızda birkaç tane aza var değil mi? 8 evet. tane mi azanız var sizin? Evet. 4 asil, 4 yedek oluyor. Evet. Biz onları genel olarak, benim izlediğim yöntem, asil yedek ayrımı yapmıyoruz. Hepsiyle birlikte çalışıyoruz. Anladım. Onun dışında bir de bir ne derler, ihtiyar heyetiniz mi var? Bir aksakallılar kurulunuz mu var? Nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi, hangi kurumla? Şöyle yaptık. Biz bu azalar ve ihtiyar heyeti denilen 4 asil 4 yedek grubun dışında bir de mahalle gönüllülerimiz, sokak temsilcilerimiz var. Bundan oluşan bir Sahra-i Cedid Mahalle Meclisi var. Dolayısıyla biz mahalleyi birlikte yönetiyoruz. Kaç kişi var mesela orada? Şöyle söyleyeyim. Bizde yaklaşık 60 tane sokak var. 100 civarında bir mahalle meclisi üyemiz. Hiç fena değil. Yani benim sizden aldığım kopyalarla söylüyorum. Sahra-i Cedid'in nüfusu 40 bin civarında. Seçmen sayısı 26 bin civarında ve sokaklardan temsilciler 100 civarında, hiç fena görünmüyor. Evet. Ve 50'si ciddi, aktif, hani çalışan. Çünkü çalışanların çalışma durumuna göre de katılımları düşebiliyor ama çok aktif çalışan bir mahalle meclisimiz var. Ve düzenli olarak toplantılar yapıyoruz onlarla. Problemleri masaya yatırıyoruz. Ortak çözüm önerilerimizi, önceliklerimizi belirliyoruz. Ve o aynı yöntemle, karar verdiğimiz yöntemle de devam ediyoruz. Özellikle kalıcı, böyle ciddi büyük mahalle bazında alacağımız kararlarda çok etkili oluyor. Trafik komisyonu bir tanesiydi. Bir diğeri engellilerle ilgili mesela çalışmalar yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz çünkü mesela engellilerle özellikle ilgili? Yasa çok sık değişiyor. Yine değişmiş son değişiklik. Onlarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Engelli ailelerini bir araya getiriyoruz dayanışmalarının güçlenmesi için. Çünkü ortak sorunları olabiliyor. Bir de eğer ailenizde yoksa çok içselleştiremiyorsunuz. Ama onlarla bir araya geldiğinizde gerçekten onların neye ihtiyacı var? Sorunları engelli kategorisine göre sorunlar da değişiyor. Dolayısıyla her birini ayrı ele alıp çözüm üretmeniz gerekiyor. Onlarla bu bir arada olup herkesin birbirini anlamasını sağlamak önemli bir konu. Dolayısıyla bu konuya da eğiliyoruz. Onun dışında tabii doğayla ilgili konular var. Ekolojik konular. Çok önemli, ekolojik, biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Yine mahalle meclisinde bunlarla ilgili her birinde komisyonlarımız var. Sosyal işlerimiz çok tabii aktif ayrıca. Çünkü her ne kadar maddi olarak hani daha yüksek bir gelir grubu yaşıyormuş gibi gözükse de aslında değil. Yani Kadıköy, Sahra-i Cedid'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı, bir emekli maaşıyla evini almış güzel bir yerde ve maaşıyla geçimini sağlayan kişiler var. Onun dışında daha zor şartlarda geçinenler var. Biz kardeş aile diyoruz. Hepimiz büyük bir aileyiz. Ailede nasıl herkes birbirinin eksiğini kapatırsa biz de mahallede birbirimizin eksiğini kapatmaya çalışıyoruz. Çok ilginç. Tam da benim notlarım arasında yer alan bir konuyu hatırlattınız bana. Şimdi bir sürü şey söylüyorsunuz. Gayet de kulağa hoş geliyor. Bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Sizin bütçeniz nedir? Ya da muhtarlığın bütçesi nedir? Nereden geliyor para? Şimdi muhtarlığın bütçesi yok. Çünkü tüzel kişiliği yok. Biraz biz aslında yetkileri alınmış ve sadece biraz tebligat, işte teslimatı yapan, arada sırada da mahallede isteyenlere evrak veren bir kurum halindeyiz. Bütçemiz yok. Bir ödeneğimiz var. Ancak büyük şehirlerde o ödenekle hani muhtarlığın giderlerini karşılamak bile mümkün değil maalesef. Ama imece diye bir kavram var. Çok da bizden, içimizden gelen ve hakikaten aile olmanın da getirdiği bir kavram. Ve biz bunları mahallede el birliğiyle kendi aramızda çözüyoruz.
birbirimizle ve bütçeyi yaratıyoruz. Herkes cebinden bir şeyler koyuyor. Bağış alıyorsunuz yani bir başka bağış şekilde almıyoruz. Değil mi? Nakit hiçbir şey almıyoruz. Hmm. Mesela bu konuda ben para konusu çok hassas bir konudur. Evet. Hiçbir zaman nakit hiçbir şey almam. Hatta aileler arasında bile nakit verileceği zaman iki aileyi karşılaştırırım. Ama proje yapılırken, bir iş yapılırken ihtiyaçlar belirleniyor. İhtiyaçları belli kişiler karşılıyor. Ortaya getiriliyor sadece. Peki madem böyle ciddi bir şeye parmak bastık burada, bununla ilişkin olarak bir çağrınız var mı? Yani yerel yönetimlerin belki can damarı olan muhtarlığın ekonomik durumunun da pekiştirilmesi gibi bir şey gündemde evet. Var mı? Evet, aslında şöyle söyleyeyim, buradan federasyonumuz var bizim, İstanbul Muhtarlar Federasyonu. 2012'de kurdunuz değil mi? 2012'de kurduk, evet, ve aynı yıl yine Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kuruldu ve İstanbul'da kurucu federasyonlardan. Şu anda ben başkan vekilliğini yapıyorum aynı zamanda. Gerçekten federasyon ve konfederasyon olarak da bu muhtarların problemleri, sorunları neler ve çözüm önerilerimizi biz hem iktidar hem de muhalefet partilerine ilettik ve bunu takip ediyoruz. Yerel yönetimlerden de 9. madde kapsamında, biraz önce gönüllülerden bahsettim. 9. maddenin bir diğer maddesi de yerel yönetimlerin imkanları ölçüsünde, tırnak içinde, muhtarlıklara yardım etmesi konusu var. Tabii bu çok net bir kavram olmadığı için yerel yönetime, ilçesine göre, iline göre değişiyor. Dolayısıyla bunun daha yasada netlik kazanması gerekiyor. Ve bizim önerimiz daha çok da şu, nüfus sayısına ya da seçmen sayısına göre muhtarlıklara belli bir ödenek olması. Mesela bununla ilgili vergilerden olabilir. Yani bir denetim mekanizması çerçevesinde bir bütçe yaratılıp bu bütçenin ödenek ayrılması ve bunun da mahallede işte yapılan bütün çalışmalarda aktif olarak kullanılması. Hani bu bir tane önerimiz, ama bir diğeri de var. Muhtarlar mahallede birebir vatandaşıyla sürekli iç içe yaşayan ve sorunu birebir bilen kişiler. Ancak mahalle belediye meclislerinde komisyonlarda çok fazla söz hakları yok. Mesela mahallenizde bir sokak ismi değişiyor, muhtarın haberi olmayabiliyor. Mahallenizde bir şey yapılacak, bir proje var, bir başlangıç, bir kazı yapılacak. Sizin haberiniz olmayabiliyor. Bunun giderilmesi için aslında mahallenin ne yapılacaksa her komisyonda, büyükşehir nezdinde de, ilçe belediyesi nezdinde de o mahallenin muhtarının söz ve oy sahibi olması gerekir. Bu çok önemli. Evet, çok önemli gerçekten. Yani sadece muhtar için değil, orada yaşayanlar da, benim sokağımın adı değiştirilecek. Evet. Bana kimse sormuyor. Evet, sormuyor. Aynen. Bilginiz yok. Bir anda değiştiğini anlıyorsunuz. Nasıl çözülebilir bu şey, bu sorun? Ancak işte söz sahibi olursa. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ya da ilçe belediyesinde o mahalleyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiğinde, çünkü mahallenin sorununu en iyi bilen kişi mahallede muhtar. Niye? Çünkü biz 7x24 mahalledeyiz, birlikteyiz, vatandaşla yüz yüzeyiz, sürekli mahalle içinde giriş çıkış halindeyiz. Evet. Dolayısıyla yapılacak bir noktada çok, mutlaka söz sahibi olmalı. Çok önemli şeylere parmak basıyorsunuz. Bunlar biraz takmış diyebilirsiniz bana, ama bu muhtarlar toplantısında, saraydaki toplantılarda gündeme getirilmiyor mu? Ödenek sorunu, aslında, şeyler, muhtarların sorunları. Herhalde sadece Cumhurbaşkanı konuşmuyor değil mi? Muhtarlar konuşuyor mu orada? Yani kısmen muhtarlar da konuşuyor. Ama şöyle, tabii gündeme getiriliyor. Yapılanlar da var bir noktaya kadar. Mesela 19 Ekim Muhtarlar Günü. Evet, bu mesela bizim federasyon ve konfederasyonun çalışması sonucunda gelen bir şey. Bir gün var yılda ve o gün bütün sorunlarımızı dile getiriyoruz. Onun dışında iyileştirmeler var. Mesela SGK ödentileri yapılmıyordu eskiden, şimdi yapılıyor. Hani ufak tefek dokunuşlar var aslında bu çalışmalar sonucunda. Ama asıl olan yetkidir. Şu anda muhtarın yetkisi yok. Bizim söylediğimiz ve bu seçimden sonra beklentimiz bir muhtarlık yasası çıkarak, orada muhtarlık tanımının günümüze uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi. Yeni bir muhtar yasasının çıkmasını istiyorsunuz. Evet. Ana özellikleri ne bu talebinizin? Neler olmalı bu yasada en azından? Şimdi şöyle söyleyeyim. 1944 yılında çıkmış bir kanunla yönetiliyoruz. Çoğu zaten iptal olmuş. Hiç hani anlamsızlaşmış durumda. Dolayısıyla hem seçimimiz hem çalışma şartlarımız o kadar gündemden uzak ki. Dolayısıyla muhtarlık kanunuyla ancak yetkilendirme sağlanabilir. Yetki de şu, mahallede muhtarın en temel görevi nedir? Bence en temel görevi, bir muhtar mahallesinde oturan, giren, çıkan kişileri
tutabilmeli, tespit edebilmeli ve bilmelidir. Ancak şu anki yasada maalesef bu nüfus müdürlüklerine verilmiş durumda. 2007'den beri. Dolayısıyla muhtarın buradaki, tabii yine siz hakim olmaya hakimsiniz ama sistemsel açıdan kağıt üzerinde değilsiniz. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bu da ancak yasayla çözülebilir. Ve bunun yanında diğer biraz önce söylediğim belediye meclislerinde söz hakkı olması, ihtisas komisyonlarında doğal üye olması, mahallesiyle ilgili konularda. Hani bu her konuda anlamında değil. Hani altını çiziyorum. Bunlar çok önemli. Ve yerinden yönetim diyoruz. Hani yerel çok önemli ve muhtar da halkın sesi birinci kademe. Dolayısıyla da halkın gelen taleplerini her kademede ifade edebilmeli. Gerçekten mahallesinin sesi ve temsilcisi olabilmeli. Anladım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kadınlar konusu Türkiye'de çok geride kalan bir şey ve siz de az sayıda kadın yerel yöneticiden birisiniz. Evet. Bu konuyu gerek kendi düzeyinizdeki kısmen ona değindik, gerekse de daha yukarı iletmek, kadınların yönetime katılmasını sağlamaktan kadınların sorunlarının çözümü, ki bu arada yakında 8 Mart. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, tabii benim de gönlüm istiyor ki daha fazla atanmış ve seçilmiş her alanda daha fazla kadın görmek. Hı hı. Dolayısıyla çünkü biraz bu konu nasıl diyeyim, kadınların bakış açısı daha farklı. Bir de kadın görmek istiyorum ama gerçekten kadın bakış açısıyla bakan ve değerlendiren kadınlar olmalı yönetimlerde. Hı hı. O zaman farkındalık yaratacaktır. Bununla ilgili çalışmalarda ben Kadın Adayları Destekleme Derneği var. Duymuşsunuzdur sanırım. Bu dönem ben yönetimindeyim. Ve dolayısıyla kadın adayların artması, her alanda daha aktif olmaları için de çalışmalar yürütüyoruz. En son bu dönemki projemiz daha fazla muhtardı. Gerçekten çok düşük. 674, yani 50.292 kadının. Ama arttı değil mi adaylar? En azından adaylar. Şimdi adaylar arttı. Beklentimiz daha fazla. Adayların seçilerek sayının en az bir binlere hiç değilse görmesi. Tabii belediye başkanlıklarında da aynı şey söz konusu. Yani belediye başkanlıklarında da yok, büyük şehirlerde de yok. Meclis üyeliklerinde biraz daha iyi bir oran, %2.5'lara falan geliyor ama yeterli değil. Ben bu alanda bireysel olarak da çalışmalara devam ediyorum ama kurumsal anlamda da daha fazla kadın olması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Eğitim, destek, telefonum açıktır herkese bununla ilgili de. En son kaderde yaptığımız bir etkinlik var. Ondan da bahsedeyim. Lütfen. Eğitimler devam ediyor zaten yönetim kurulumuzla birlikte kararlaştırılan yerel yönetim eğitimleri. Antalya'da yapılan 110 kadına verilmiş bir eğitim vardır muhtar adayına, ki çok güzel donanımlı farklı alanlarda. Hı hı. Önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum bunda. Peki şimdi bir de sizi belki de dinleyenler, işte Seval Hanım güzel güzel anlatıyor ama acaba kimdir, necidir, hangi partidendir diye düşünenler de olabilir. Ben de bunu düşünüyorum ama sormayacağım size. Muhtarlar siyasetin neresinde? Muhtarlar, biz şöyle diyoruz muhtarlar olarak, hizmetin peşinde, siyasetin dışında. Şimdi bu konu çok önemli. Gerçekten birinci kademede hizmet veriyoruz biz. Yani vatandaş kapısından çıkıyor ve bizi görüyor karşısında. Dolayısıyla muhtarın siyasi kimliğini, siyasi görüşü, ilkeleri tabii ki olabilir. Vardır, hepimizin var. Ancak muhtarlık yaparken siyasi kimliğini geride tutması gerekiyor. Herkese eşit yaklaşması gerekiyor. Önemli olan hizmettir. Ve birinci kademe dediğim gibi vatandaş size sorunuyla geliyor genellikle. Size sorununu açabilmesi, paylaşabilmesi için, ki ailevi sorunlara kadar gidiyor bu olaylar. Size samimiyetle, sizin gerçekten tarafsız olduğunuza inandığı zaman bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla siyasi kimlik muhtarlıkta çok örtüşmüyor. Son zamanlarda biraz siyasallaşma görüyorum açıkçası bazı yerlerde. Bunu da çok endişelendiriyor beni. Çok olumlu bulmuyorum. Muhtarlıkların siyasallaşmaması gerekiyor. Gerçekten muhtarların mahallesinin sesi olup tarafsız olarak o görevi yerine getirmeleri gerekiyor. Ben bunun altını çizeyim. Zaten aday olarak tarafsızsınız. Tabii. Yani falanca partinin adayı Seval Hanım değilsiniz. Ya da başkaları da değil. Evet. Yasal olarak olamıyorsunuz. Yani tarafsız yasal olarak olamıyorsunuz. Hı-hı. Ancak hani
zaman zaman fiiliyatta biraz, bir yere doğru kayabiliyor mu? Biraz olabiliyor, görüyoruz yani sıkıntılı olabileceğini. Dolayısıyla muhtarlar bağımsız olarak aday oluyorlar. Evet, resmi süreçte de bağımsız, kendileri kişilikleriyle, yaptıklarıyla insanlara kendilerini tanıtıp aday olup hatta kendi oy pusulalarını, kendi seçimlerini de takip ederek seçiliyorlar. Peki son bir iki soru diyelim. Seval Özkan'ın önümüzdeki dönem kazanırsa eğer yapmayı en çok istediği şey ne? Çok istediğim bir proje vardı. Evet, bu dönem onu gerçekleştiriyorum. Çok heyecanlandım bu soruyu sorunca siz. Birinci hedefimiz mahalle meclisleri oluşturmaktı, vaadimiz. Ve gerçekten onu bir sene içinde oluşturduk ve bu sene 7. yılını kutladık. Çok güzel geçti. Şimdi diyoruz ki mobil uygulama. Artık muhtarınız, muhtarlığınız cebinizde. Bir mobil uygulamamız var. Yine Türkiye'de ilk ve tek bir mahalle muhtarlığına başlattınız mı, özel başlattık. Başlattınız. Yeni başladı birinci modülü. Şimdi ikinci modülü yazılıyor. Buna tebligatlar ve mahalle esnafı ekleniyor. Esnaf ve mahallelinin buluşmasının sağlanacağı ve her türlü muhtarlık işleminizi direkt mobil uygulama üzerinden gerçekleştireceksiniz. Seval Özkan yazıp cep telefonunuza indirmeniz yeterli kullanabilmek için. Bakacağım şeyden sonra, programdan sonra. Son soru da biraz kişisel olsun. Şimdi Seval Hanım, siz epeyce bir iktisat alanında çalışmalar yaptınız, kendinizi yetiştirdiniz, bankacı oldunuz, uzmanlaştınız, ABD'de yaşadınız, 5 yıl falan yaşadınız. Sonra sivil toplum örgütlü vesaire, sonra muhtar oldunuz. Bazen düşününce ya bu kadar sorunla uğraşıyorum, bu kadar sıkıntılarla uğraşıyorum falan. Başka bir tercih, bankacı olarak kalsaydım, ABD'de kalsaydım, bu tür bir şey geçiyor mu içinizden? Şimdi Amerika'da yaşadım, evet, New York'ta. Ülkemi seviyorum ve hakikaten buradaki yaşam tarzı, dostluklar ve aile ilişkileri benim için çok önemli olduğu için geldim ve orada hiçbir zaman keşke kalsaydım demedim. Ama çok büyük bir tecrübe, bir bakış açısı verdi, vizyon verdi. Hani bunu da yadsımamak gerekir. Bir diğeri, evet, bankacılıkta hem hazine alanında hem de bilgi sistemleri alanında gelebileceğim en yüksek konuma geldim ve oradan emekli oldum. Dolayısıyla orada evet, iş tatmini, her türlü büyük projeleri yönettik, yaşadım. Muhtarlık hiç düşünmediğim bir alandı ve bundan belki hani işte 7-8 sene önce sorsaydınız asla aklıma gelmezdi. Ama sosyal çalışmalar ve projeler beni bugün muhtar yaptı. Mahallelinin talebiyle aday oldum ve muhtar seçildim. Mahallede yaptığım çalışmalar sebebiyle. Ve muhtarlık inanılmaz bir gerçekten meslek diyeyim. Meslek çünkü yaptığınız şeyin karşılığını anında görebiliyorsunuz ve icraat alanınız. Özellikle insana dokunmak, hani bu hizmet, bir takım sosyal projelerimiz var, çok giremedik ama o sosyal projelerde gerçekleştiriyorsunuz ve geri dönüşünü alıyorsunuz. İnanılmaz bir duygusal, gerçekten doyuma ulaşıyorsunuz. Bu da insanı vazgeçilmez kılıyor bu olayda. Son soru dedim ama isterseniz cevaplamayın. Yani muhtarlıktan sonra bilmem kaç yıl sonra acaba milletvekilliğini düşünsem mi, siyasete girsem mi, bakan olur muyum falan aklınızdan geçiyor mu? Bu soruya nasıl cevap vereyim? Şu anda muhtar adayıyım. Evet, yani şartlar ne getirir bilemeyiz. Ama vatandaş isterse siz dahil olabilirsiniz. Güzel. T24'te bunun kayıtları kalacak yıllar boyu. Seval Hanım çok teşekkürler. Seval Özkan'dı bugünkü konuğumuz. Yerel yönetimlerle onların can damarı olan muhtarlıkla ilgili enteresan olduğunu düşündüğüm bir söyleşi yaptık. Bir örnek, Kadıköy Sahra-i Cedid Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı örneğinde yerel konuları, ne yapıldığını, ne yapılmak istendiğini ele almaya çalıştık. Başka konular ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız.